Kayseri'nin Kızılören köyünde Selçuklu tarzı kriptalı bir defin geleneği hala yaşatılmakta. Bugün size özellikle göstermek istediğim bu köydeki defin geleneği. Orta Asya'daki İslam öncesi Göktürklerin, Uygurların, Hunların bir defin geleneği vardı. Kurgan defni. Gelelim ikinci kısma. İslam sonrası Türk defin geleneğinde Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular. Bunun bir benzeri, tabii ki İslami'si, kriptalı defin geleneği yapıldı. Toprağın altına kocaman bir bina yapılıyor. Bakın burada bir tane taş kapak var, görüyor musunuz? Burası bir cenazeye ait oda. Burası ikinci bir oda, burası üçüncü bir oda. Böyle gidiyor. Yatırıyorlar adamı, hanımı. Ya tahtayı burnuna kadar dayıyorlar ya. İnsana daral geliyor aşağıda. Hani gelir herhalde. Burası çok rahat, ferah. Mezarın içi var, ayakta durabiliyorsunuz. Hani ol diye diyelim, koydular. Dirileceğiniz tuttu. Gayet rahat. Başınızı kaldırın, ayakta durun yani. Bak bizim için bir tane mezarı açtılar. Görüyorsunuz. Aynen buraya bir cenaze geldiği zaman bakın kapaklar böyle açılıyor. Valla içerisi rahat. Ben bir tanesine girmek istiyorum. Buna gireyim ben de. Yardımcı olalım. Ben buna bir gireyim. Abi. Hayır. Ne kadar yüksek onu görün. Benim 1.65 boyum var. Şuradan bir deneyeceğim basacak ben. Basacak yer olacak. Dön. Basacak yer. Aa bas. Basacak yer de var. Dön vallahi. Şöyle. Vallahi dön içerisinde yönünü. Basacak yer var. Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerinde bulunan hakikaten bir tabiat harikası ve buram buram da tarih kokan bir köyü burası. Kızılören. Ben aslında buranın adını birkaç sene evvel duymuştum. Kızılören dışarıya göç veren ve dışarıya çalışmaya giden insanlarımızın olduğu bir yer. Adana'daki dostlarım bahsetmişlerdi. Kızılörenliyiz. Bizim köy mezarlarını görmelisiniz demişlerdi. Ben de demiştim ki ya mezar mezardır. Sizdekinin farkı ne? Anlattıkları zaman hayran kaldım. Çok etkilendim. Çünkü biraz ben mezarcıyım. Osmanlı'da, Selçuklu'da, İslam öncesinde defin gelenekleri nasıldı? Antik Roma'da nasıldı? Hristiyan Roma'da nasıldı? Bunlarla hakikaten ciddi ciddi ilgileniyorum. Beni takip edenleriniz bilirler. Kızılören Köyü'nün mezarlıklarını ilginç kılan Selçuklu'nun kriptalı defin geleneğini hala yaşatıyor olmaları. Birebir. Zaten geçen sene Habertürk'te ötek gündemde Kızılören mezarlıklarından bahsedip hakikaten insan ölünce Kızılören'e gömülmeli demiştim. Canlı yayında bunu demiştiğim var. Çünkü bizim mezarlar çok sık boğaz ya. Ya adam yatırıyorsun sonra tahtayı böyle ta burnun üstünden dayıyorlar yani. İnsan hani ölmüyorsa da oradan sonra ölür yani, o daral gelir. Burada öyle değil. Yani öyle bir geniş yere yatırıyorlar. Resmen iki oda bir salon desem yeridir, abartmayayım yani. Ayağa kalkıyorsunuz 2 metre yukarıya kadar. Hani nerede öldüğünüzü bilmem ama gömüleceğiniz yer Kızılören olabilir yani. Ben bile her an niyeti bozabilirim. Bak bir tanesini göstereyim. Şimdi önce bir modern mezar göstereyim size. Önce modern bir kabir. Şimdi burada baktığınız zaman ya Talha abi abartıyorsun. Bizim memleketlerdeki mezarlıkların aynısı diyeceksiniz. Görünüş öyle. Ama aslı öyle değil. Altta bakın ikinci bir yer var. Toprağın altına doğru ikinci bir oda yapıyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Bakın burası 2 kişilik bir mezarlık. Toprağı önce bir kazıyorlar. 4 tarafını duvarla örüyorlar. Bir temel atmıyorlar. Temel atılırsa dinen caiz olmaz. Cenazenin sırtı yanı toprağa değecek. Toprağa karışmak esastır bizde. 4 tarafını toprak. Araya bir duvar çekiliyor. Oldası 2 kişilik. 2 odalı. 2 hazneli bölümlü bir kabir yeri. Ve o kişi vefat ettiğinde ayak tarafında muhakkak ne oluyor? Bir pencere oluyor. Oraya cenaze sokuluyor. Tam arkamızda var bir tane. Örneği onu görelim. Bakın burada bir tane hazırlanmış. Görüyor musunuz? Sahibini bekliyor. 4 duvar örülmüş. Kapısı açılmış. Açık kapı. Burada bekliyor. Genelde bu kapıyı da çok açık tutmuyorlar da böyle birkaç tanesi açık kalmış. Bir kaynak taşla kapatılıyor ve bekletiliyor. Bu cenazenin sahibi hazır olduğunda, yani vefat ettiğinde cenaze namazı, işte gasil, kefenleme, cenaze namazı sonrası buraya getiriliyor. 2 kişi içeriye giriyor. Dedim ya 2 metre boy var şu an içeride. Ve cenaze buradan uzatılıyor. Tabii ki kıble bu taraf. Başı orada, ayakları bu tarafta şekilde uzatılıyor. Ve sonra kaynak taşlarla kapatılıp üstü de toprakla örtülüyor. Hani ol diye dirildiniz.
çıkmak hiç zor değil. Hani o ihtimal bile düşünülmüş. Hatta ben az önce mezara girdim, baktım 3G çekiyordu aşağıda. Yani Kızılörenler Wi-Fi falan döşettiler mi bilmiyorum. Ama hakikaten Erciyes'in etekleri. Serin serin yatarsınız, ben size söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi aile kabristanlıkları hazır. Bak taşları görüyorsunuz değil mi? Hep tek tek. Bak taşlar hazırlanmış. Bunlar daha hiç defin yapılmamış. Bu taş açılacak, içine konulacak ve bu şekilde kapatılmış olacak. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Habertürk'te öteki gündemde mezarları ve defin geleneklerini anlatıyordum. Ve anlatırken orada demiştim ki Kayseri'nin Kızılören köyünde Selçuklu tarzı kriptalı bir defin geleneği hala yaşatılmakta. Ve son derece özel bir köy. Fırsatını bulursam ben de oraya gitmeyi çok istiyorum demiştim. Fırsat bugünmüş. Kalktık, Kızılören köyüne geldik. Hem de köy nasıl güzel bir köy. Bakın arkamda görüyorsunuz. Bir sırta yaslanmış bir vaziyette, hatta hilal şeklinde. Köy bakın şuradan başlıyor. Buradan böyle geliyor ve bu şekilde bir hilal gibi içinde bulunduğumuz düzlüğü çeviriyor. Ama sırtını sadece arkasındaki küçük tepeye vermemiş. O yalçın, tarihi, volkanik Erciyes Dağı'na vermiş. Biraz hava bulutlu, görüyorsunuz. Yağmur geldi gelecek. Erciyes Dağı'nı çok göremiyorsunuz. Ama bu arkamda gördüğünüz devasa dağların arkasında çok daha devasa heybetiyle Erciyes Dağı durmakta. Burayı bulmak hiç zor değil. Erciyes Dağı'nı elinize koymuş gibi bulursunuz. Dağın eteği işte. Ve Kızılören Köyü'ne gelip bence burada birçok tarihi eser var. Yani peygamber mezarlarına kadar enteresan yatırlar, kabirler var. Ama bugün size özellikle göstermek istediğim bu köydeki defin geleneği. Orta Asya'daki İslam öncesi Göktürklerin, Uygurların, Hunların bir defin geleneği vardı. Kurgan defni. Ne yapılırdı? Bir cenaze kabre konmadan önce toprak geniş bir şekilde açılırdı. Genelde yuvarlak tercih edilirdi. Açıldıktan sonra etrafına kazıklar çakılarak bir duvar, ahşap bir duvar yapılır. Taban keçelerle, halılarla döşenirdi. Hatta yıllar önceki kazılarda kurgan kazılarına dünyanın bilinen ilk halısı bulundu. İlk Türk halısı, pazır halısı. Bugün Rusya'daki Ermitaş Müzesi'nde sergiliyorlar. Sonra da tabii İslam öncesi Türk geleneğinden bahsediyorum. Sonra da o kişinin cenazesi mumyalanır. Hatta mumyalanmış öyle eski Türk mezarları bulundu. Dövmeleri bile duruyor adamların üzerinde. Bazen atıyla ve sevdiği eşyalarla beraber gömülürdü. Bu kurgan tarzıydı. Üstü kapatılır, kabrin orada bulunduğu bazen belli bile olmazdı. Bazen balballar falan konulurdu üzerine. Gelelim ikinci kısma. İslam sonrası Türk defin geleneğinde Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular. Bunun bir benzeri, tabii ki İslamisi, kriptalı defin geleneği yapıldı. Siz bunlara aşinasınız. Bursa'da Yeşil Türbe, Fatih'in dedesi Çelebi Mehmet nasıl yatıyor biliyor musunuz? Aynen. Bu Kızılören'de yatanlar gibi yatıyor. Ben girdim içerisine. Bizzat gördüm. Birebir Fatih Sultan Mehmet Fatih Camii'nin kıble duvarı önünde nasıl yatıyor biliyor musunuz? Aynı Kızılören'dekiler gibi yatıyor. Bizde günümüzde defin geleneği nasıl? Mesela ben kendim Manisalıyım. Bizim Manisa'da defin geleneği ya da üniversiteyi Van'da okudum bir kısmına. Van'da defin geleneği hiç değişmese hemen hemen aynıdır. Bir kabir kazılır ve cenaze içine yatırılır. Yüzüne direkt toprak atılır mı? Atılmaz. Ne yapılır? Tahtalarla küçük bir odacık meydana getirilir. Ya da Anadolu'nun bazı yerlerinde kabrin içerisine ikinci bir oyuntu yapılır. Cenaze oraya konulur. Önü bir pirketle, duvarla kapatılır. Yine küçük bir odacık meydana getirilir. Yani illaki bir kabir odası yapılır. Selçuklu'da nasıldır? Selçuklu defin geleneğine baktığımızda bir altıgen ya da sekizgen yeraltı odası yapılır. O toprağın altındadır. Sonra oraya cenaze konulur. Ama o yeraltı odasının tam toprak seviyesinde ikinci bir kat çıkar. Üzeri de konik külah kümbet olur. Kayseri şehir merkezi hemen az 20-30 kilometre ötemiz. Gidin döner kümbet. Aynen bu dediğimiz tarzıdır. Kim yatıyor? Alaaddin Keykubat'la Mahberi Hunat'ın kızları yatıyor. Ya da Mahberi Hunat külliyesinde yatan Hunat Hatun. Mahberi Hunat. Hepsinin kabirleri kriptalıdır. Ya da Alaaddin Keykubat'ın kabri nerede? Konya Alaaddin'de bir kümbet var. Kümbetin kriptasına giriyorsunuz. Kriptasında Alaaddin Keykubat. Yanında
İkinci Kılıç Arslan. Yanında Sultan Mesut. Hepsi yan yana burada yatıyorlar. Bunlar hepsi yan yana yatıyorlar. Yani yerin altında bir oda meydana getirilir. Lafı uzattım. Peki Kızılören'de o tarihi defin geleni nasıl yaşatılıyor? İşte böyle. Şimdi burada arkamdaki mezar taşlarını görüyorsunuz. Ve muhtemelen bunları görüp de ya Talha Bey sen de bayağı abarttın. Bizim bildiğimiz Türkiye'nin hemen her yerindeki mezar taşları ve defin geleneği gibi dediğiniz duyar gibi oluyorum. Doğru. Buradan baktığınızda manzara öyle gösteriyor. Ama işin aslı öyle değil. Çünkü dikkatle bakın burada aşağı doğru hani bazı binalarda su basman katı vardır ya. Bir nevi su basman katı yaparcasına toprağın altına kocaman bir bina yapılıyor. Kocaman bir bina. Dikkat edin bunlardan hepsinin yani hiç hepsinin cenaze koyma yerleri toprağın altında olsa da kapalı değil. Açtığınız zaman bir taş. Ama buranın üstü örtülmüş. Çünkü buranın içerisinde artık bu kabrin sahibi bulunmakta. Şöyle gelin. Daha iyi anlayacağınız şekilde göstereyim. Burada bahsettiğim kabirlere ait yeraltı odalarının üstü bir çerçeveyle taş trabzanla çevrildiği için ve mezar taşları da konduğu için çok anlaşılmıyor. Ama bu yeni yapılmış bir mezar. Ve daha üst aksamı yapılmamış, toprakla örtülmemiş. Çok daha net anlayabiliyoruz. Bakın ne yapılıyor? Önce toprak kazılıyor. Kazıldıktan sonra kesinlikle temel atılmıyor. Cenazenin sırtı toprağa değecek. Bir kere toprağa temas edeceğiz. İslamiyet'te bu vardır, şarttır. Yoksa öyle tabutla mabutla gömülme yoktur bizde hiçbir zaman. Olmaz yani. Sonra bakın gördüğünüz gibi bir taş duvar böyle yapılmış. Bir taş duvar öyle yapılmış. İki yanlarda yapılmış. Bir dikdörtgen bölüm. Bitti mi? Hayır. Aralar bölünmüş. Her cenaze için bir bölüm. Bakın burada bir tane taş kapak var görüyor musunuz? Burası bir cenazeye ait oda. Burası ikinci bir oda. Burası üçüncü bir oda. Böyle gidiyor. Burası bir aile mezarı. Kızılören'e geliyorsunuz. Kaç kişilik aileniz var? İşte babanız, anneniz. Kimlerle yan yana yatmak istiyorsunuz? Hanımınızı seviyorsunuz. İşte oğlan, kız, güzel. İşte annem, babam, ben, hanım. İşte üç de çocuk var. Şöyle sıralanınız diyorsunuz. Kızılörenler böyle diyor. Yerlerini hazırlıyorlar. Sırası gelen. Allah herkese uzun sağlıklı ömürler versin. Ama bugün bu olacak yani. Kaçarı yok. Herkes öldü. Gelen bütün peygamberler öldü. Ne diyor Necip Fazıl? Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Herkes bir gün ölecek. Ama hani nerede yattığımızın da belki çok önemi yok. Önemli olan bu dünyada hayırlı güzel amellerle gidebilmek. Ama Kızılören'in hakikaten mezarları da güzel. Yani bizim vallahi Türkiye'nin dört bir yanındaki mezarlar hiç yatılası değil ya. Hele bizim Ege bölgesinde böyle mezar açıyorsun. Adamı yatırıyorsun. Ben çocukluğumda okuduğum ilkokul, ortaokul mezarlığın yanındaydı. Çocukken öğle aralarında defin olduğumu koşturup gidiyorduk seyretmeye. Yatırıyorlar adamı, hanımı. Ya tahtayı burnuna kadar dayıyorlar ya. İnsana daral geliyor aşağıda. Hani gelir herhalde. Burası çok rahat, ferah. Mezarın içi var. Ayakta durabiliyorsunuz. Hani ol diye diyelim koydular. Dirileceğiniz tuttu. Gayet rahat. Başınızı kaldırın, ayakta durun yani. Hani işi biraz eskiye vurarak anlatıyor. Ölüm başka nasıl anlatılır? Ama yani kabirler eski Selçuklu, Kriptalı defin geleneğine uygun. Şöyle biraz daha yaklaşın. Bakın bu mezarların daha hiçbirinin sahibi yok. Kamera biraz gelsin buraya doğru. Yarın öbür gün bu aileden birileri vefat etti diyelim. Ne yapılacak? Şu gördüğünüz taş kaldırılacak. Şuradan gösterelim, menfezi de gösterelim. Evet. Bakın şöyle. Görüyorsunuz taş orada. Bakın buradan. Birazdan size açıklarını da göstereceğim. Buradan içeriye cenaze kapı açılacak. Kapak açılacak. Bir kişi içeriye girecek. Girdikten sonra abi istame etmeseydiniz. Vallahi açıyorlar bizim için. Bunu açtıkları gibi bizi içeriye sokmaya da kalkarlar. Ben size söyleyeyim. Evet. Evet. Daha diyor hiç dirileri sokmadık diyor abi. Hep ölüleri soktuk rahat ol diyor. Şu daha müsait. Şunu görelim. Şunu görelim. Hah. Evet aynen böyle işte. Teşekkür ederim. Bak bizim için bir tane mezarı açtılar. Görüyorsunuz. Aynen buraya bir cenaze geldiği zaman bakın kapaklar böyle açılıyor.
Bakın kapaklar, kayrak taşları görüyorsunuz. Böyle açılıyor. Kaç kişi giriyor içeriye? 2 veya 3 kişi iner. 2-3 kişi iniyor içeriye. 3 kişi de buradan verir, alır yatırır. Evet. Beraber. Buradan içeriye giriliyor. Mefta buradan böyle uzatılıyor. Kıble ne taraf şu an burada? Kıble bu taraf. Başı bu tarafa bakıyor. Başı evet. Ayakları yerine. Bu tarafa bakıyor. Evet. Ve cenaze bu şekilde yatırılıyor. Yatırıldıktan sonra bu kayrak taşlarla mı konuluyor? Taşlar kapatılıyor. Kapatılıyor. Üzerine ot falan bir şeyler konuluyor. Toprakla tamamen kapatılıyor. Kapatılıyor. Böyle bir sıvama işlemi yapıyor musunuz? Yok. Toprakla örtülüyor. Toprakla örtüyorsunuz sadece. Koku çıkmaya şekle gelince kadar tam kapatılıyor. Kapatılıyor. İçeri girince sağ tarafa meyillendi. Evet. Hocam, doğru. Daha iyi. Güzel evet. Hocam. Yattığında düz yatırılır. Sağ meyil verilir. Sağ altına beraber sol evet. Kemenin altına doğru toprak konulur biraz. Sola meyillendirilir. Şu an anladığım kadarıyla bu bir aile mezarlığı ve her vefat eden kişi ayrı ayrı kendi yerine yatırılıyor. Peki aynı yere sonradan defin yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Kaç ayda ya da kaç yıl arayla bunu yapıyorsunuz? Zaruret olursa bir yıl sonra ikinci cenazeyi koyabiliyoruz. Kendi ailesinden olan. Toprağı açıyorsunuz, kapağı açıyorsunuz. İçeriye birkaç kişi giriyor. Yatan cenazeyi bir tarafa çekiyor. Kenara doğru onun vücut emanetlerini kenara alıyorsunuz. Evet. Sonra da yeni cenazeyi oraya yatırıyorsunuz. Yeni cenazeyi oraya yatırıp yine tekrar kapatıyorsunuz. Valla içerisi rahat. Ben bir tanesine girmek istiyorum. Buna gireyim ben de. Yardımcı olalım. Ben buna bir tamam gireyim. Abi. Hayır. Ne kadar yüksek onu görün. Benim 1.65 boyum var. Şuradan bir deneyeceğim basacak ben. Basacak yer olacak. Dön. Basacak yer. Aa basacak yer de var. Vallahi içerisinde basacak yer var. Evet. Basacak yer var. Şu an ben mezarın içerisine girdim. Aslında bu bir yönden de güzel bir şey biliyor musunuz? Bu bizim tarihimizde var. Tarihimizde bizim nice mutasavvıfımız, büyüğümüz hayattayken mezar yerlerini hazırlamışlar. Mesela Mısır'da metfun bulunan Seyyidet Nefise Hazretleri kabir yerini hazırlamış. Çok var örnekleri. Ve o kabirlere girip oralarda belli zamanda ibadet ediyorlar. Rabıtayı mevt yapıyorlar. Ölümü düşünüyorlar. Kabir gibi küçük oyuntular yapıyorlar. Tekkelerini hazırlıyorlar. O tekkelerde rabıtayı mevt. Ölümü düşünüyorlar. Mesela Hoca Ahmet Yesevi kendisi 63 yaşında. Bugün Kazakistan'da kabri var biliyorsunuz. O talebe yetiştirmiş olduğu mekanda vefat etti. Yani yaşı 63'e geldiğinde ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşından sonra güneş ışığı görmedi diyor. Neden? Kabre girdi, vefat etti. Bana yeryüzünde bulunmak güneş ışığı bu saatten sonra haramdır diyor. Kendisine böyle bir merkat, kabir yeri yaptırıyor. Ve oraya girip 63 yaşından sonra bir daha yeryüzüne çıkmıyor. Tabii devam ediyor yemeye içmeye, talebe yetiştirmeye. Ama onu nerede yapıyor? Kabir yerinde yapıyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Boşuna Hoca Ahmet Yesevi olunmuyor. Bu arada hakikaten Kızılörenler bana kabrin içine ayakta durursun demişlerdi. Ben böyle bakınca o kadar değil demiştim ama duruyorum yani. Boyum 1.65 ve benim üzerinde şu an daha vallahi bayağı gidiyor. Daha iki karış daha boşluk var yukarı doğru. Yani 2 metre biri rahat rahat ayakta durur. Az önce telefonu aldım 3G çekiyordu içeride. Yani Wi-Fi falan var mı bilmiyorum ama hakikaten modern. Yani her an niyeti bozup Kızılören'e defnedilme vasiyeti yapabilirim. Onu söyleyeyim. Allah hepimizin kabrini cennetlere çevirsin. Artık çıkma zamanı geldi. Hakikaten girenler rahat çıksınlar diye taş da konmuş. Ayağımızı koyuyoruz değil mi? Evet. Koyuyoruz. Kafaya dikkat. Aynen böyle. Dolayca çık. Allah kabirlere girdikten sonra cennetlerde de böyle çıkmayı nasip etsin. Şimdi bunu gördük. Biraz daha dolaşalım. Şu mezarlıkta başka yerleri de görelim. Şöyle bir gezelim. Bakın mantık hiç değişmiyor. Mantık aynı mantık. Cenazeler bu gördüğünüz tarzda yeraltı odalarına konuluyor. Ve burada devam ediyor bu şekilde. Bakın burada hiç defin yok. Hiç defin olmadığı için üzerinde gezebiliyoruz. Burasının altı boydan boya boş. İkişer metre bir boşluk. Arada bölmeleri var. Ve bu bölmelerde cenazeler konulacak. Hepsi sahiplerini bekliyor. Bir mezar taşında Kızılörenler öyle enteresan ki hayattayken mezarlarını bir kere hepsi yaptırıyor. Bana az önce anlattılar. Bizde dediler Çin'e ticarete giden gelen çok. Çin'de ölen bile cenazesi buraya gelir dediler. Bizde dünyanın neresinde bir Kızılörenli varsa
Muhakkak gelip buraya de. Bir de bu mezarlık öyle yeni falan değil. Burası 1000 yıllık bir mezarlık. Çok eski. Selçuklu'ya kadar giden mezar taşları var. İlginçtir. Kızılörenler mezarlarını yaptıkları gibi mezar taşlarını da yapıyorlar. Bakın görüyorsunuz. Bu gördüğünüz isimler. Bak doğum tarihi yazılmış. Cumalican hayatta mı? Hayatta. Ölmedi mi? Ölüm tarihi yok. Yani mezar taşını yaptırıyor. Mezarının yerini yaptırıyor. Her şey hazır. Bir tek ölüm tarihi yazılmamış. Bu da ilginç. Çünkü yani hakikaten sizin bu köyde herkes evliya olsa gerek yani. Çünkü genelde şey derler eskiler. Fırıncılarla demirciler hep evliyadan olurmuş. Niye? Her gün ateşin karşısındalar ya. Her gün ateşi gördükleri için cehennemi tabii tefekkür ediyorlar ve günahsız bir hayat yaşıyorlar. Kızılörenler de bu kabristana her uğradığında bakıyor, kendi yatacağı yer bile belli. Mezar taşının ismini okuyor orada. Hayatta. Ve bir tek ölüm tarihi eksik. Bu elbette bu yöre halkının hayatlarına müsbet anlamda yansıyordur. Şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi bütün kabirler bahsettiğimiz gibi kriptalı ve bu şekilde hazırlanmış durumda. Çok ilginç. Osmanlı hatta öncesine tarihlenen mezarlar var. Bakın görüyorsunuz sarıklı, eski kaba taştan yapılmış, çok kıymetli, çok özel taşlar. Eskiden çok daha fazla olduğunu ama bir kısmını koruyamadıklarını söylüyorlar. En azından bunları korumak icap ediyor. Bakın gördüğünüz gibi kabir ağzını açmış, bizi bekliyor. Hepimizi bekliyor. Anne rahminden kabre hepimizin bir hayat yolculuğu var. Ve herkes bir gün bunlardan bir tanesinin içerisine öyle ya da böyle girecek. Önemli olan bu kısa dünya hayatında hoş bir seda bırakmak. Önemli olan vefatımızdan sonra ne kadar hayırlı insandı, ne kadar güzel insandı dedirttirebilmek. Öldü de kurtulduk dedirtmemek. Rabbim hepimize bu fani dünya hayatında kalıcı, meyveleri bekalara kadar uzanan eserler bırakmayı, arkamızda güzel sözler söyletecek güzel ameller işlemeyi bizlere nasip etsin. Rabbim eskilerimizin duasıyla söyleyeyim. Bir gün hepimizin gireceği o kabirleri pir nur eylesin. Cennet köşelerinden bir köşe eylesin. Giriyor. Yavaş, girdi. Yavaş düşme. Girdi. Bak yine de ayakta dur. Duruyorum abi. Tamam. Burada yanaşayım mı? Yat şimdi. Dur abi burayı da yatayım. Lan yatırma bana. Yatsın dur. Ya yatayım ben. Sana kahretmeyin bak. Ha, cenaze böyle yatıyor işte. Açık arkaya dayanıyorum ha. Evet. Arkaya dayanmıyorum daha mezar, da yetmiyorum. Mezar tanıtımı yapıyor. Yat bayım bir daha. Yat. Yat. Buradan girdi şimdi. Canlı cenaze. İçeride. Tamam. Bak kalk şimdi kalk. 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 Tamam çık. Tamam abi. Çık. Çık çık. Çıkayım abi. Evet çık. Çık abi. Aman o. Yavaş kafa vurma. Gidin abi. Kafa vurma. Kafa vurma. Yavaş. Yavaş da üstümü çekti lan. Yavaş. Evet. Kapağı kapattım dedi. İş bitiyor.